Ay, farımı görüyor musunuz bu arada? Bir dakika. Bir farımı size göstermem lazım. Şöyle. Şöyle de göstereyim. Saçımışı başımışı. Neyse, şu an şimdi ve buradayım. Tekrardan alıyorum. Tipim iyi mi bu arada ya? İyi herhalde. Böyle küçük ekrandan daha farklı duruyoruz. Aloha. Bugün size izlediğim neydi, bir dakika unutmayayım. 2 film, 3 belgesel ve 4 diziyi paylaşacağım. Bu 2 film, 3 belgesel ve 4 dizi benim böyle izleyip bayağı keyif aldığım işte belgeseller, diziler ve filmler oldu açıkçası. O yüzden böyle bunları sizinle paylaşayım istedim. Yalnız şöyle bir noktası var arkadaşlar. Ben bu videoyu önceden işte dinlediğim podcastler ve sesli kitaplar, işte okuduğum kitaplar, bir de izlediğim filmler, belgeseller, işte diziler falan diye ele almıştım bir videoda. Ama o video yani 57-58 dakikayı buldu. Dolayısıyla da onu ele almak biraz mümkün olmadı. O yüzden de böyle bayağı da emek vermiştim. Yani 1 saat, 1,5 saat boyunca neredeyse konuştum o videoda. Ama böyle aşırı derecede hani hepsini ele alabileyim diye çok da hızlı konuştum. O sebeple içimize sinmedi. Benim hiç içime sinmedi. Ve bir şekilde bir daha ve böyle iki bölüm olarak ele alayım istedim. Böyle biriktikçe hani izlediklerimi bir videoda ve dinlediğim işte sesli kitapları, podcastleri ve aynı zamanda okuduğum kitapları bir başka videoda paylaşırım diye böyle kafamda bir plan oluşturdum. Sizin de hoşunuza gider umarım. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Onu genelde herkes videonun sonunda söylüyor ama ben işte ters doğduğum için başında söylüyorum. Sonunda bir de söylemeyi unutursam diye yine söyleyeyim şimdiden. O yüzden bu izlediğim işte filmler, diziler, belgeselleri izleyenleriniz var mı? Varsa ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım diyorum ve videoya başlıyorum. Sizlerle ilk paylaşacağım belgesel olacak. Adı da Expedition Happiness. Bunu ben Netflix'te izlemiştim ve çok etkilendim. Yani oluyor aslında. Hani ben bunları izledikten hemen sonra sizlerle paylaşayım istiyorum ama hani araya hayat giriyor açıkçası ve böyle hemen ertesi gün paylaşamıyorum. Ama bu belgeselde Alman bir çift köpekleriyle seyahat ediyorlar. Berlin'den Avustralya'ya mı gidiyorlardı, yanlış olmasın? Yok, Berlin'den Amerika'ya gidiyorlar. Ve Amerika'da işte Alaska'ya gidiyorlar ve bir sürü Kanada'ya falan uğruyorlar. Bu arada hani Amerikan şeyleri vardır ya, böyle okul otobüsleri, sarı büyük otobüsler. Onu kendileri çeviriyorlar. Böyle kendilerine göre yapıyorlar içini dışını falan. İnanılmaz tatlı. Zaten bence çok tatlı bir çift. Ve hani çok fazla da spoiler vermek istemiyorum. Ama bence bu Expedition Happiness kesinlikle izlemeye değer bir belgesel. Eğer ki gezmeyi seviyorsanız, macerayı seviyorsanız ve bir başkasının hayatı size ilham veriyorsa bu anlamda, İzleyin derim. Yani gerçekten çok güzel. Bir de böyle hani televizyon ekranından bile olsa, mesela şu anda özellikle hani bu süreçte ve belli bir süre daha hani seyahat etmemiz mümkün değil ya. O doğa görsellerini, hani oralara gitmek onlarla, hani onlar zaten çekimleri yapıyor. Beni aşırı derecede etkiledi ve çok hoşuma gitti. O yüzden siz de izleyin derim, eğer dediğim gibi ilginizi çekiyorsa. İkinci ele alacağım belgesel Runa'nın Hayatı. Bu da beni çok etkiledi ve bunu dün izledim. Yine Netflix'te izledim. Bu arada nerede izlediğimi de özellikle söylüyorum. Hani nerede bulabilirim diye sormayın diye. Tabii sorularınızı yine sorun ama en azından buna cevap vermiş olayım. Runa'nın Hayatı aslında, bunu not ettim. Bir dakika, bir hastalığıyla ilgili. Hidrosefali. Evet, doğru söylüyor olmam lazım. Hidrosefali diye bir hastalığı olan, yani doğuştan böyle bir hastalığı olan bir kızın hayatı. Hintli bir ailenin kızının hayatı. Ve bu kabaca işte beyninde sıvı birikmesi sonucuyla çok büyük bir beyin ve kafayla doğması anlamına geliyor. Ama kafasının yani büyüklüğü 98 santim ölçtüklerinde. Doğru hatırlıyorsam ya 94 ya 98 santim ölçüyorlar ve böyle belli ameliyatlara giriyor falan. Bu arada
aslında çok detaylı da anlatmak istemiyorum ama böyle 41-42 dakikalık bir belgesel. Ben belgesel izlemeyi çok seviyorum. Çünkü belgesel izlerken başkalarının hayatına dahil olmuşum gibi geliyor bana. Ben yalnız söylemeyeyim ya da eksik söylüyor olabilirim. Zaten belgeseli izlerseniz sonunda böyle bu bilgileri veriyor. Ama sanıyorum bu doğum anında, yani doğumla beraber gerçekleşen bazı komplikasyonların %70'i ameliyatla falan geçirilebiliyor ya da belli ilaçlarla falan. Ama bu konunun üzerinde çok durulmadığı öne sürülüyor yine o belgeselde. Ben mesela bunu bilmiyordum. Bu denli aslında gerekli bilgileri öğrenmek de bana iyi geliyor. Her neyse, bu belgeselde Runa'nın hayatına şahit oluyorsunuz ve ne oluyor onu söylemeyeceğim. Ama dediğim gibi ben çok etkilendim. İzleyin der miyim? Kesinlikle derim. O yüzden bence kaçırmayın, izleyin. Ele alacağım üçüncü belgesel My Beautiful Broken Brain. Yine Netflix'te izledim ve 2016 yapımı diyeyim. Aslında bunu Lotte Soderlund diye bir kadın çekiyor. Yani başka bir yönetmen daha var ona destek olan ama kendisi de böyle telefonla ya da kamerayla falan birçok çekimi gerçekleştiriyor. Zaten adı üstünde belgesel. Ve bunun konusu 34 yaşında bu kadının beyin kanaması geçirdikten sonra aslında hayatının nedenli değiştiği ve sonrasında bir bebek gibi hayata sıfırdan başlamasını ele alıyor. Ve burada yani gerçekten aslında hani o beyin kanamasıyla beraber hani tabii ki de herkesin farklı bölgeleri etkileniyor ve beyin konusunda bilirkişi değilim ama bu Lotte'nin görmesinde bir sıkıntı yok ama görmesiyle konuşması hani bu beyinde farklı yerlere gidiyor ve etki ediyormuş. Dolayısıyla gördüğünü okuyabilmesinde çok büyük darbe alıyor diyeyim. Hani kelimeleri sıfırdan öğreniyor, harfleri böyle çok değişik bir belgesel ve gerçekten böyle ben bir daha ve bir daha sağlığıma şükrettim ve de ben o durumu yaşasaydım nasıl hissederdim diye bir de o gözle bakmamı sağladı. Ve de gerçekten hani böyle çok çalışkan, çok yaratıcı, yerinde duramayan, hep böyle gezen, maceracı bir kızken bu hastalıkla beraber diyeyim, yani bu geçirdiği aslında işte beyin kanamasıyla beraber hayatının tam olarak böyle tepe taklak olmasını ele aldığı için bence muhakkak izlemeye değer. Çekimler de öyle çok profesyonel beklemeyin. Amatör gayet aslında. Ama bence öyle olması çok daha iyi. Çünkü kendi duygularını ifade ediyor. Ben çok fazla böyle detaylı anlatmak istemiyorum. Ama izleyin diyeceğim üçüncü belgesel bu. Şimdi filmlere geçiyorum. Zaten son zamanlarda iki tane film izledim. Biri Monroe. Diğeri de Please Stand By diye iki film. Şimdi şuralara koyarsak şöyle yapayım. Ve dün Monroe filmini izledim. Bunu da Fransızcasını söylemeye çalışayım. Monroe. Monroe benim kralım demekti doğru hatırlıyorsam. Ve zaten Vincent Cassel oynuyor. Vincent Cassel'ın oyunculuğuna, mimiklerine, böyle o espri anlayışına, yani aslında filmler, yani bu filmdeki karakteri onun sanki gerçek karakterini yansıtıyormuş gibi geldi bana nedense. Çünkü hep benim kafamda Vincent Cassel öyle canlanıyor. Monroe filmi gerçekten çok etkileyiciydi. Ne açıdan? Blue TV'de bu arada izledim. Ya 2015 ya 2016 yapımı. Bu arada Ken diye bir şey mi var ya? Cannes Film Festivali'nde kadın oyuncumuz en iyi kadın oyuncu ödülünü almış ve bence de inanılmaz oynuyor. Konusu da şu, aslında bu filmde bir ilişkiyi izliyorsunuz ve o ilişkinin hani başından itibaren tutku, aşk, sevgi, cinsellik, inişleri çıkışları, kavgaları, tartışmaları, yani böyle bütün halleriyle bir ilişkinin içine dahil oluyorsunuz. Çok güçlü bir aşk var ama aynı zamanda karşınızdaki insanın, yani bir kadın olarak o kadın oyuncumuzun gözünden, adını da şuralara bir yerlere yazalım, inanılmaz bir oyuncu, gerçekten sergilediği oyunculuğa bayıldım. Onun gözünden aslında filmi izliyorsunuz bir yerde ama yani hepimiz bunları yaşıyoruz. Hepimiz zaten bir ilişkide aşık olabiliyoruz. Yanlışlar yapabiliyoruz.
Bazı şeyler bize hiç yanlış gelmiyor olabiliyor. Arkadaşlarımızın dediklerini duymayabiliyoruz. Bazen yanlış denilen şey aslında bizim en doğrumuz olabiliyor. Gibi gibi böyle hani birçok açıdan düşüneceğiniz ve değişik bir aslında romantik komedi ve drama diyebilirim size. Gerçek bir aşk hikayesi aslında. Yani tabii ki senaryo ve film ama böyle wow çok gerçek ya falan dedim. O yüzden neyse etkilenmişim işte belli yani anlayın. Bir de bayağı böyle bu aralar romantik olasım var benim. Dün de böyle romantik film aradım. Bu böyle izlemenizi önerdiğim bir film olarak burada kalsın. Şimdi diğer filme geçecek olursam bunu bayağı oldu. Galiba yine Netflix'te mi izledim? Ya Netflix ya Blue TV. Filmin adı Please Stand By. Otistik bir kızın hayat hikayesini anlatıyor. Daha doğrusu hayatının bir parçasını ele alıyor. Kendisinin bir hayali vardı ve o hayaline ulaşmak için aslında adım atmasını konu alıyor. Ve o yolculukta da başına gelenleri anlatıyor bu film. Ya bana sorarsanız hani boş zamanınız varsa ne izleyeyim ya diye hani böyle bakıyorsanız izleyebileceğiniz bir film. Ama açıkçası böyle bir Monroe kadar etkilendim mi? Hayır etkilenmedim. Yani o çok daha etkileyici bir filmdi. Ama ben şunu seviyorum. Sonuçta otistik bir insanın, bir kızın nasıl düşündüğü, hani neler yapabileceği ve cesaretle nasıl adım atabileceğini görmek bence etkileyici bu açıdan. Ve ben izlerken keyif aldım. O yüzden de yani önerebileceğim bir film. Zaten hani önermesem ya da hoşuma gitmese. Yani şöyle söyleyeyim size. Film olarak 10 üzerinden 6'nın bana göre 6'ndaysa o filmi ele almam. Ama 10 üzeri 6'nın üstündeyse ele alabilirim ve size önerebilirim. O yüzden de etkileyiciydi. Evet yani hani hiç böyle yani yine böyle derin bir film değil ama izleyebileceğiniz bir film diyebilirim. Son zamanlarda tam olarak 4 tane hatta şöyle mi göstereyim? Tam 4 tane dizi izledim ve genel olarak yine kendime şöyle bir kural koydum diyeyim tırnak içinde. Bitirmeden aslında bu dizileri, filmleri ya da işte belgeselleri sizlerle paylaşmak istemiyorum. Ama 2 tane dizinin sadece ilk bölümü yayınlandı şu zamana kadar ve onları da ilk bölümlerine bakarak ele almak istedim. Bunlardan birincisi Blue TV'de yayına girdi. Aynen Saygı. Ve Saygı'da yani izlememin tek bir sebebi var. Ben Nejat İşler hayranıyım. Yani bayılıyorum o adamın oyunculuğuna, ses tonuna, duruşuna. O yüzden özel hayatını ele almıyorum. Özel hayatını karıştırmayın. Yani şey demeyin o adam şöyle o adam böyle falan. Özel hayatı bizi ilgilendirmez. Bence sizi de çok alakadar etmesin. Oyuncu kişiliği ve ses tonu yani bence muhteşem. Ben bayılıyorum. O yüzden de bu Saygı dizisinin ilk bölümü yayınlandığı gibi izledim. Zaten dizide de hani bir Ercüment çözer dizisi diyor böyle hani her yerde tanıtımında. Ercüment de zaten Nejat İşler oluyor. Bu aslında düzene karşı gelen bir grubun hikayesini anlatıyor diyebiliriz. Daha böyle zaten çok bir şey de anladım diyemem. Ama kanunların, polisin yetmediği durumlarda bir insanın neler yapabileceğini gösteriyor bir yerde. Ve biraz anarşist bir yanı da var. Blue TV zaten biliyorsunuz hani diğer platformlara göre daha sansürsüz yaklaşıyor ve ben de buna bayılıyorum. Çünkü bu anlamda bize özgürlüğümüzü de geri veriyor. Biraz fazla yalnız bana şey geldi. İşte kızla erkeğin adlarını unuttum ya. Boran Kuzum'la Miray Daner olması lazım. İkisinin böyle o hikayesi hani yakınlaşmaları falan bana fazla romantik geldi. Yani o kadar romantik olması gerekiyor muydu ondan emin değilim. Yani senaryo koktu biraz. Onu eleştirmem gerekiyor. Ama onun dışında yani oyunculuklar da bayağı iyi bu arada. Şimdi ele alacağım 3 dizi de HBO dizisi ve HBO'nun yani zaten dizilerini böyle duyuyordum. Ya bayağı iyi diziler var. Wow, mutlaka izlemelisiniz falan filan. Çok duydum bunu. Hani sosyal medyada da paylaşılan diziler vardı. Genelde HBO dizileri. Bir de benim sevdiğim, takip ettiğim Sevde Talks diye kanalı olan Sevde var. O da Big Little Lies dizisini ele almıştı. Çok sevdiğinden bahsetmişti. Ben de açıkçası bu yani Big Little Lies, Being Connect
de oynuyor ve gösteriliyor daha doğrusu. Ona da işte üye olmamız gerekiyor. Şu an yanlış bilgilendirmeyeyim ama sanıyorum bir haftası ya da böyle bir ayda ücretsiz, ondan sonra belli bir ücret ödüyorsunuz. Ben de ücret ödemek istemediğim için üye olmamıştım. Zaten Netflix ve Blue TV var diye. Ama sonra o kadar çok duydum ki, yani izlemesem olmazdı. O yüzden de bu Bein Connect'te izledim ben bu diziyi. Big Little Lies. Şimdi bu dizi 2018 yapımı mı? Galiba öyleydi, doğru hatırlıyorsam. 2 sezon. 2-2-4. 2 sezon ama ben ilk sezonu bitirdim ve böyle bir çırpıda bitirdim. Neden? Çünkü Reese Witherspoon, Nicole Kidman ve o çocuğun annesi. Adını unuttum ya, o çocuğun adını Ziggy'ydi galiba çocuk. Onun annesi, o da muhteşem bir oyuncu. Yani ben üçüne, zaten Reese Witherspoon'a bayılıyorum. Nicole Kidman'ın da çok değişik havası ve çok değişik bir oyunculuğu var. Yani böyle çok gizemli geliyor. Hani böyle tam mysterious derler ya böyle. Falan öyle bir havası var. Neyse, ben şöyle bir kısaca konuyu anlatayım. Konu şunun üzerinden gidiyor. Bir cinayet gerçekleşiyor. Daha doğrusu cinayet de demeyelim buna. Bir ölüm oluyor ve yani cinayet mi değil mi bilmiyoruz. Ve bu ölümden hani kim sorumlu, o araştırılıyor. Çünkü bu bir böyle parti gecesinde oluyor. Yani bu ölüm işte parti gecesinde gerçekleşiyor. Kim öldürmüş olabilir? Acaba bu bir kaza mıydı? Ya da bu gerçekten birisi bir şey yaptı da mı o kişi öldü? Hani bunun üzerinden ilerliyor dizi. Ve herkesin sorguya çekilmesiyle böyle flashbacklerle aslında düşünebilirsiniz. Hani öyle gidiyor. Ve birçok annenin, kadının, yani hepsinin çocuğu var. Ve anaokulundalar. Evet, yani yaşları öyleydi. Doğru, evet. Değil mi? 5-6 yaşlarındalar ya. Anaokulu olması lazım. O annelerin aslında çok başarılı, çok zaten zengin, yani üst sınıftalar genel olarak. Çok başarılı, hayatlarının altında yatan yalanlara yine tırnak içinde şahit oluyoruz. Onları görüyoruz. Aslında o kadar mükemmel gösterdikleri hayatları o kadar mükemmel mi? Hani bunu görmemizi sağlıyor dizi. Ve yani yine farklı bir bakış açısı sunuyor. Ve ben, yani eğer ki bu diziyi izlemeyi seçerseniz, ben kesinlikle izleyin derim. Özellikle ilk sezon muhteşem. Ama ikinci sezonda ya 2 ya 3 bölüm izledim. Biraz sıktı beni. Devam edeceğim. İlk sezona bayıldığım için sizlerle yine de paylaşayım istedim. Yani gerçekten izlemeye değer. Nicole Kidman'ın hayatına özellikle dikkat edin. Beni en çok etkileyen hayatlardan biri oydu. Beni en çok etkileyen aile o oldu dizide. Ama Ziggy'nin annesi de çok etkiledi. Böyle bilmiyorum. Yani zaten bu arada dizinin müzikleri, Allah'ım, o soundtrackleri buldum. Yani dinliyorum arada falan. Böyle bayıldım. Ve çekimler çok iyi. Ya bir de size şunu itiraf etmem gerekiyor. Bu da The Affair diye bir dizi vardı. Biraz fazla cinsel sahneleri var. Biliyorum. Yani ben de biraz fazla, yani rahatsız etmişti. Ama o dizi de mesela 4 sezon oynadı ve bayılmıştım. O zamanlarda böyle çok fazla hani dizi film önerisi yapayım mı emin olmadığım için paylaşmamıştım. Ve bu arada dilerseniz o diziyi ben ele alırım. Bir videoda sizlerle paylaşırım. Ama The Affair dizisi de böyle okyanus kenarında geçmişti. Hani böyle kumsal evinde. Ve öyle evler beni çok etkiliyor. Bu Big Little Lies'ta da malikanede geçiyor. Malibu falan herhalde. Ama yine de okyanusun kenarında olması ve bana değişik bir hava veriyor. Bilmiyorum, böyle hüzün, mutluluk, coşku, her şeyi böyle beraberinde getiriyor. Öyle dizileri daha da bir izleyesim geliyor. Bir de tabii ki bütün bunları demişken psikolojik ögeler taşıması beni benden alıyor. Bu Big Little Lies'ta da, yani psikolojik olarak böyle seviyorsanız, yani psikolojik analiz dizilerinden de hoşlanıyorsanız, buna da değiniyor hafiften. Yani işte yaşamlarına giriyorsunuz. Aa, nasıl böyle, çok enteresan bu hayat falan, ya da bu kadın niye böyle falan diyorsunuz. O açıdan da ben sevdim. O yüzden izleyin derim. Üçüncü önerebileceğim dizi The Undoing. Bu da HBO yapımı zaten, hani dediğim gibi. Bu dizide de Hugh Grant amcamız diyeceğim artık. Hugh Grant abimizden amcalığa terfi etti. Çünkü ben inanamadım. Yani bir gün annemdeyken böyle televizyona bakarken denk geldi. Ve dedim, Hugh Grant değil mi, ne kadar yaşlanmış falan. Sonra bir baktım, HBO dizisi.
Ve işte Nicole Kidman'la beraber oynuyorlar. Bir çifti canlandırıyorlar. Zaten bu dizi bir bölüm yayınlandı. Yanlışsam beni düzeltin. Ama siz izlediğiniz zaman ikinci, üçüncü bölümler de belki gelmiş olabilir. The Undoing'in konusu şu, ilk bölümden anladığım kadarıyla. Yine bir cinayet gerçekleşiyor. Bu sefer cinayet. Ve bu cinayete kimin sebep olduğu ve neyin sebep olduğu araştırılıyor. Genel olarak dizide bu arada Hugh Grant'ın böyle bir yine gizemli bir yok oluşu da var ilk bölümde. Ama dediğim gibi yani ben izler miyim? Kesinlikle izlerim. Ve şeyi de fark ettim. Bunu da hani siz de belki aranızda fark edenler vardır. Genelde böyle hep bir gizem katmak için ya bir cinayet ya bir ölüm. Hep böyle bir onun ardından devam ediyor diziler. Zaten Big Little Lies'ta da öyle oldu. The Undoing'de de öyle oldu. Böyleli yani güzel bir dizi. Öyle kaç 50 küsür dakika olması lazım bölümlerin genel olarak. Böyle. Son dizimize geldik. Son dizimizden bahsetmeden önce size biraz spoiler vereceğim. Şimdi gözlerime odaklanın. Şöyle. Bakar mısınız? Bu glitterlar size ne çağrıştırıyor? Hangi diziyi çağrıştırıyor? Şöyle vicdanımın ötesine kadar glitter çeksem hangi dizi aklınıza gelir dersem ne dersiniz? Tabii ki Euphoria. Euphoria 18 yaşın altındaysanız sakın izlemeyin. Net söyleyeyim, izlemeyin bence. Büyük ihtimalle zaten uyarısı vardır diye düşünüyorum. İzlemeyin dememin de en büyük sebebi hani madde kullanımı var dizide. Aynı zamanda madde kullanımıyla beraber o kızın hayatının, kızın adını buraya da şuraya yazarız. Bayıldım yani zaten başrol oyuncularına. Hem o sarışın kıza hem de diğer başrol oyuncumuza. Hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor bir yerde. Çok fazla öyle hani psikolojik olarak derinlere inilmesinden daha çok aslında Euphoria hali yani Euphoria üstün bir böyle neşe, üstün bir böyle aşkın bir coşku, mutluluk hali demek. Buna gelme halini anlatıyor. Bu dizide makyajlara bayıldım. Yani Big Little Lies'ta soundtrack ve müziklere ne kadar bayıldıysam Euphoria'da da makyajlara bayıldım. Özellikle o sarışın kadının daha önceden erkek olduğunu ve cinsiyet değiştirdiğini falan öğrenmek beni çok etkiledi. Modernmiş zaten. Bilmiyordum. Bana bir arkadaşım söyledi. Neyse bu konulara girmişken ben ana konudan sapmayayım. Euphoria'nın konusu ne? Bir kızımızın hayatının aslında bu kullandığı maddelerle beraber nerelere evrildiği ve bu mutluluk hallerinden bahsediyor. Ya beni etkileyen çok sahne var. Yani mesela bir yerde bir sezon zaten ve galiba Aralık ayında iki bölüm daha geliyor. Sonra galiba ikinci sezonu da çekecekler duyduklarıma göre. Siz de bu arada yorumlarda paylaşın. Yani siz eğer yanlışsam ya da doğru bilmiyorsam ya da eksik biliyorsam lütfen yorumlarda yazın. Hem diğer arkadaşlarımız da faydalanmış olur bu bilgilerden. Şeyi söyleyeceğim. Bazı sahneler var. Mesela bu tuvaletini tuttuğu bir sahne var bu kızın. Ay adını unuttum ya. Dizideki adı da aklıma gelmiyor. İsimlere bakmıyorum. Çünkü yoksa çok fazla şey aklımda tutmam gerekiyor. O zaman iyice dağılıyorum diye. Neyse buluruz yazarız şuralara. O kız böyle tuvaletini tutarken yani 24 saat mi tutuyor, 48 saat mi tutuyor? Sonra hatta böbrek iltihabı falan oluyor. Hani hastanede yatması gerekiyor. O sahneler böyle bana şeyi hatırlattı. İzleyenleriniz vardır o filmi. Requiem for a Dream diye bir film vardı. Hatta yönetmeni Almodovar değil de Inarritu muydu? Yönetmenine de hastayım. Galiba Black Swan o siyah kuğuyu çeken yönetmenle aynıydı. Requiem for a Dream'in yönetmeni. Oradaki hani böyle o teyze hapı yutardı ve sonra televizyon karşısına geçerdi. Böyle biraz psikopatça diyeceğim hani böyle izlerdi falan ya. O sahneleri bana çok anımsattı. Biraz David Lynch dokunuşlarını da hatırlattı falan böyle. Çok değişikti. Yani yönetmenini yine hatırlamıyorum şu anda ismini. Ama her kim çektiyse zaten ödüllü bir dizi diye de biliyorum. Yine yanlış bilmiyorsam. İnanılmaz bir dizi ama ödüllü ya. Yani bunu galiba okumuştum bir yerde çünkü.
Bayağı güzel bir dizi. Yani bu diziye hatta ben, yani bunu ben çekmiş olmayı isterdim. Size öyle söyleyeyim. 10 üzerinden 9 veririm. Tek eksik kalan bir yanı var aslında. O da belki biraz daha böyle psikolojik psikolojiye değinebilirdi. Yani bütün bu karakterlerin psikolojilerine inebilmemiz için daha fazla bize done verebilirdi. Aslında yine değiniyor. Yani hani çocukluklarını da görüyorsunuz, işte nasıl bir ergenlikleri olduğunu da görüyorsunuz ama böyle derinlemesine inmiyor. Bu dizide özellikle karakterler üzerine çok fazla düşünülmüş. Onu da çok hissettim. Yani çok titizlikle çalışıldığına inanıyorum. Genelde şöyle bir algı var ya da benim artık böyle o kadar çok bunu duydum ki her HBO dizisi mükemmeldir falan. Bence her HBO dizisi gerçekten belli bir standardın üstünde. Yani şu anda bir dizi daha izliyorum mesela. Onu bitirmeden sizinle paylaşmayacağım ama bayağı başarılı. Onu bitirirsem sizinle yine paylaşmayı düşünüyorum. Yine HBO dizisi. Hatta bir dizi daha var aklımda. Onu da izleyeceğim. Bir bölüm izledim. O da fena değildi. Genel olarak 10 üzeri 6-6.5'un altında değil diziler. Ama öyle abartıldığı kadar da var mı? Emin değilim. Neyse, artık ben videoyu yavaş yavaş kapatayım. Yoksa benim çenem açıldıkça açılacak. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Ve benim size sorum da şu. Bu bahsettiğim 2 film, 3 belgesel ve 4 diziyi aranızda izleyenler var mı? Varsa sevdiniz mi? Bunu yorumlarda paylaşın lütfen. Bir de izlemeyi düşünür müsünüz? Onu da paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız kocaman 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 mahalo diyorum size. Onun yanı sıra her cuma genelde 6'da video yayına giriyor, yeni bir video. Bazen arada, yani içimden geldikçe pazartesi günleri 6'da da video yayınlıyor oluyorum. Bu arada unutmadığım zamanlarda bunu da sizinle paylaşacağım. Bir podcast'a başladım arkadaşlar. Adı da Ne Olmuş Yani. Spotify'da, Apple'da böyle artık podcast'leri dinleyebileceğiniz birçok platformda zaten var. Dilerseniz hani Spotify'dan ya da nereden dinlemek isterseniz Ne Olmuş Yani yazıp bakabilirsiniz. Orada böyle konuklu da oluyor. Benim arkadaşlarımla, tanıdığım, sevdiğim insanlarla değişik konuları da ele alıyoruz. Ben de böyle monolog şeklinde bazı konuların üzerinde duruyorum. Ama tabii ki de YouTube'dan farklı oluyor orası. Öyle, onu da size söyleyeyim istedim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, coşkuyla, neşeyle kalın. Hoşça kalın. Ya benim şu el sallamama bir şey bulmam gerekiyor. Bu ne? Bu arada Tarçın yine ben çekim... Bak hiç havlamadı. Ben çekime başlıyorum. Tarçın havlıyor. Hep böyle. Havla kız. Havla, daha da havla. Aynen. Hep böyle. Tarçın! Bekleyeceğim, ne yapayım? Kapanışta el sallamak yerine şunmuyor.